Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır, içi yumuşak, kat kat poğaça tariflerim var arkadaşlar. Bakın, denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için yoğurma kabıma bir çay bardağı ılık su, bir yemek kaşığı maya, bir pakete denk geliyor. Bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurta, bir tanesini üzerine sürmek için ayırıyoruz. İlave ediyorum. Yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Tuzumuzu da ilave edelim. Hamuru toparladım. Normalde toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Böyle ele yapışan güzel bir hamur yapacağız. Şöyle hafif bir yemek kaşığından daha az bir un serptim, toparladım. Şimdi tezgahımı alacağım. Tezgahımda 1-2 dakika yoğuracağım. Hamurumu çok güzel şekilde toparladım. Bakın, ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur yoğurduk. Şimdi alıyorum ve mayalanacak. Üzerini kapatalım. Mayalanmasını bekleyelim. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış arkadaşlar. Bakın. Tezgahımı hafiften unluyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle maya kokusu çıksın. Dört eşit parçaya bölüyorum. Bezelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi ilk bezemden açmaya başlıyorum. Hafiften un serpelim. Oklavamıza ve elimize yapışmasını engelleyelim. Bu kadar güzel bir hamur olmuş ki arkadaşlar, bakın. Kendiliğinden inanın gidiyor. Hiç hamur açmayı bilmeyen bile bu poğaçayı yapabilir. Şöyle hafiften unlayalım, oklavamıza yapışmasını engelleyelim. Evet arkadaşlar, birinci yufkamı açtım. Şimdi yufkamı düzgün bir yere kaldırıyorum ve ikinci yufkamı açmaya geçiyorum. Evet, ikinci yufkamı da aynı şekilde açtım. Erittiğim 150 gram tereyağını yufkamın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Dikkat edelim, her tarafı güzelce yağlansın. İkinci yufkamı üzerine seriyorum. Bakın bu şekilde şu iki kısımlarını şöyle çekiştirerek yufkayı uçlarını birleştiriyorum.
Yufkamın ucundan tutarak ince ince katlamaya başlıyorum. Şöyle kenarlarını çekiştirelim. Ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra şöyle 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Tepsime alıyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde açacağım ve buzdolabında 15 dakika bekletiyorum. İkinci yufkamı da açtım arkadaşlar. Bakın ortasını yağladıktan sonra diğerinin üzerine koydum ve bu yüzünü de yağlayacağız arkadaşlar. Ben ilk yaptığım yufkayı yağlamadım. Bunun için sizlerden çok çok özür diliyorum. Ne olur beni affedin. Annem hasta, o yüzden biraz başımda kafam dalgın. Bu yüzüğünü de yağladıktan sonra katlamaya başlayacağız arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenler bu hatamı görürler ama izlemeyenler de bu artık öyle olacak. Ne olur sizlerden özür diliyorum. Bu kısmı da yağladıktan sonra katlayalım. Evet, bu şekilde en üstte de yağ sürdükten sonra katlıyorum. Bakın nasıl da güzel kabardı. İkinci yufkamı da buzdolabına kaldırıyorum. Dolaptan aldığım hamurlarımın şöyle bir kısmını, şu kısmını elinizle şöyle kapatın. Daha sonra şöyle bastırın. Oklavayla açacağız. Şöyle çok değil. Dilediğiniz malzemeyi iç kısmında kullanabilirsiniz. Ben kaşar peyniri kullanıyorum. Şöyle bastırıyorum. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, videomu beğendiyseniz arkadaşlar tarifimi beğeni butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok memnun olurum. Poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi yarım saat tepsi mayası gelmesi için üzerlerini kapatıyorum ve bekletiyorum. Poğaçalarımın tepsi mayası çok güzel bir şekilde gelmiş. Şimdi ayırdığımız yumurta sarısını nazik bir şekilde poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Poğaçalarımı 180 derece ısıttığım fırına gönderiyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten o kadar yumuşak, o kadar güzel ki denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika oldular. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat. Bakın. Nefis bir görüntü gerçekten. Daha sıcaklar arkadaşlar, denemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın, takipte kalın.